Sevgili arkadaşlar, rezinler konusuyla karşınızdayım. Bugüne kadar Osmanlı Türkçesindeki Arapça unsurları bir ünite olarak düşünürsek, bu üniteyi oluşturan iki maddeyi işlemiştik. Neydi bunlar? Asli harfler ve zâid harfler. Bu iki başlık bugün işleyeceğimiz vezinler konusunun da temelidir. Başat unsurlarıdır. Eğer asli ve zâid harfleri anlamış iseniz vezinler konusunda kesinlikle zorlanmayacaksınız demektir. Ve bu konuyu da anladığınız takdirde Arapça unsurların devamında işleyeceğimiz işte kelime çeşitleri ve bablar konusunda yani çok ufak bir kısım kalıyor. Hiç zorlanmadan bu işi bitirmiş olacaksınız ve ardından Farsça unsurlara geçmiş olacağız. Geçen hafta size iki şiir göndermiştim. O şiirlerde hepiniz görmüşsünüzdür ki amacım oydu zaten. Herhangi bir Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış metni okumaya çalıştığınızda Arapça kelimeleri çözümlemenin ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz diye bunu paylaştım. Orada da gördüğünüz üzere belli başlı kelimeler bir metni anlamamız için bazen çok anahtar kelimeler oluyor bunlar. Arapça kökenlidir ve bunları asli zâid harfler ve vezinler konusunu bilmeden çözümlemeniz, okuyabilmeniz mümkün değil. Sadece bunun için değil tabii ki. Bugün işleyeceğimiz vezinler konusunu anladığınız takdirde günümüzde konuşma dilinde veya herhangi bir gazete metni, hukuk metni, haber metni gibi veya günlük konuşma dilinde karşılaştığımız kelimelerdeki Arapça unsurları da, Arapça kökenli kelimeleri de çok rahat, belki ilk defa duyuyor olsanız bile vezinden hareketle çıkartabileceksiniz, anlamını tahmin edebileceksiniz. Bu sizin hem günlük hayatta hem de öğretmenlik hayatınızda işinize yarayacak. Çünkü okulda öğretmenlik yaptığınız sürede bazı metinler bu tarz kelimeleri ihtiva ediyor, yani içeriyor olacak. Herhangi bir metinde bu karşınıza çıkabilir. Bir Ömer Seyfettin hikayesinde veya Atatürkçülük temasındaki Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir sözde bu kelimeler karşınıza çıkar. Daha önce bahsettiğim bir durumun aslında tezahürü, yansımasıdır bu. Nihat Sami Banar'da da belirtmiştir. Biz arkadaşlar ilişki kurduğumuz Arap medeniyetinden kelimeleri almışız. Ancak bunları kendi dilimizin içine öyle bir sindirmişiz ki zamanla Arapların bile kullanmadığı yeni anlamlar yüklemişiz bu kelimelere. Bu sebeple bu kelimeler, bu dilimize iyice sinmiş, yerleşmiş olan bu kelimeleri bilmeniz sizin kelime hazinenizin gelişmesi açısından da çok önemli. Şöyle bir durum da var. Evet, yabancı sözcüklerin yerine eğer Türkçesi varsa Türkçeyi tercih etmemiz gerektiği kuralını biliyoruz. Ancak bu karşılaştığımız metinlerde ve günümüzde kullandığımız, dilimize sinmiş, artık fethettiğimiz diyeyim ben, Banarlı'nın tabiriyle, bize ait hale gelmiş Arapça kökenli kelimeleri biliyor olmamız ve özellikle konuşma ve yazım metinlerini yazılı ifadelerimizde kullanmamız bizim anlaşılmamızı daha da kolaylaştıracak, metnimizi daha ahenkli hale getirecektir. Yani şöyle bir düşünün. İki cümle arka arkaya sıralıyorsunuz. İki cümlede de aynı kelimeleri kullanmak karşı tarafın kulağına hoş gelmez. Veya okuyucunun kulağına okuması için hoş gelmez. Çünkü tekrarlar iyi değildir. Ne yaparız bunun için? Özellikle edebi bir metin kaleme alıyorsak, aynı anlama gelen eş anlamlı dediğimiz kelimeleri tercih ederiz.
Sürekli siyah 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 bahsedilmez. Ne yaparız? Bir cümlede siyah kelimesini kullanırken bir sonrakinde kara kelimesini eğer anlamda bir kopukluk, uyuşmazlık söz konusu değilse tercih ederiz. Sürekli yansıma, yansıma, yansıma demek yerine her cümlede bir yerde yansıma kullanıp diğer yerde tezahür mesela kullanılması özellikle edebi eserlerde ve şiir dilinde ahengin sağlanması açısından bize birer renk sunmaktadır. Kelime hazinemizin zengin olduğunu gösterir bu. Ancak amacımız tabi edebi metin yazmak değilse herhangi bir bilgilendirici metin kaleme alırken böyle bir kaygıya düşmemize gerek yok. Elbette o zaman Türkçesini tercih etmeye çalışacağız. Ancak dilimize biraz önce söylediğim gibi sinmiş, yerleşmiş, artık dilimizden koparamayacağımız kelimelerde bu kelimeleri bilmemiz gerekmektedir. Şimdi isterseniz şöyle geçmiş haftalarda anlattığım derslerdeki bugün konumuzla ilgili olan birkaç bilgi parçasını size hatırlatayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Osmanlı Türkçesinde metinlerde karşılaştığımız fiil dışındaki kelime türleri. Nedir bunlar? İsimler. İsim soylu sözcükler yani sıfat, zarf gibi ifadeler ve mastarlar yani isim fiiller. Bunların hemen hemen hepsi, bakın %100'ü demiyorum, hemen hemen hepsi sülasi yani 3 asli harften meydana gelmiş olan, 3 asli harften oluşmuş olan fiillerden hareketle türetilmiş kelime türleridir. Diğer bir ifadeyle. Bizim karşımıza çıkacak metinlerdeki kelimelerin büyük bir bölümü Arapça 3 asli harften oluşan fiillerden türetilmiştir. Geri kalan çok küçük kısımları semai denilen yani herhangi bir nedene bağlı olmaksızın o dili kullananlar tarafından kabullenilmiş ve bizler için de çok metin okuyarak anlamını sökebileceğimiz kelimeler vardır. Yani fiillerden türememişlerdir bu isimler, sıfatlar, mastarlar küçük bir bölümü. Bunlar geçmişten belki kökeni bile bilinmiyor. Bugüne kadar gelmişler ve hiçbir fiil köküne dayanmamaktadır. Ancak bunlar çok küçük bir kısımdır. Ve Osmanlı Türkçesi metinlerinde bunlarla karşılaşma ihtimali biraz düşüktür. Ben ilerleyen süreçte bunları size gönderdiğim, önceki hafta gönderdiğim iki şiir metni üzerinde de o küçük de olsa yapıları göstereceğim. İşte bu üç asli harf, fiili meydana getiren bu üç asli harf, daha önceki dersimizde çıtlattığım şablon ile temsil edilirler. Yani vezin konusuna buradan girmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyebiliriz. Bu üç asli harf sırasıyla F, Ayın ve Lam harfleriyle eşleştirilir. Böylelikle vezin üretirken bu kalıpları kullanarak işimi kolaylaştırmış olurum. Sizin bilmeniz gereken, yapabilmeniz gereken şey ketebe, alime, dehale gibi Arapça kökenli fiil 3 harften oluşan, 3 asli harften oluşan bu fiillerin harflerini sırasıyla F, Ayın ve Lam harfleriyle eşleştirebilmenizdir. Şunu da söylemekte fayda var. Osmanlı Türkçesinde bunu daha önce söylemiştim ancak bir istisnadan bahsedeceğiz. Metinlerde, Osmanlı Türkçesi metinlerinde karşılaşacağımız isim, sıfat, mastar gibi kelime türleri büyük çoğunluğu sülasi yani 3 harften oluşmuş fiillerden türemiştir. Bunun dışında 4 harften, 5 harften,
altı asli harften oluşan fiil köklerinden de meydana gelmiş olabilirler. Ancak bunlar istisnadır. Diğer bir söyleyişle Arapçadaki isim, sıfat, mastar gibi kelime türleri her zaman üç asli harften oluşan sülasi fiillerden meydana gelmez. Bazen öyle fiiller vardır ki dört asli harfe sahiptir veya beş veya altı. Vesvese, zelzele gibi. Bunlar çok nadirdir, fazla değildir. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bizim şu an ihtiyacımız olan şey, özellikle çok sık karşılaşacağımız kelime türleri olan isim, sıfat ve mastarlar için söylüyorum. Bunların dayandığı üç asli harfli fiilleri bilmektir. Bir örnek üzerinden F, ayın ve lam şablonuna fiil kökümüzü, üç asli harfli fiil kökümüzü oturtmaya çalışayım. Mesela ketebe. Arapça ketebe yazdı. O yazdı anlamına gelen bir fiil köküdür. Türkçedeki yaz tire yani yazmak fiilinin eyleminin karşılığıdır. Baktığınız zaman ketebe fiil kökünün sırasıyla kef, te ve be asli harflerinden meydana geldiğini görürsünüz. Bunları fe, ayın ve lam harfleri yani şablonuna oturtacak olursak ilk harfimiz olan kefin fe, ikinci harfimiz olan T harfinin ayın, son harfimiz olan B'nin ise lam şablon harflerine tekabül ettiğini yani denk geldiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu neden yapıyoruz? Bunu az sonra göreceğiz. Vezinler konusuna artık giriş yapıyoruz. Kelime türetiminde yararlanmak, yeni kelimeler türetebilmek ve karşılaştığımız kelimelerin nasıl türediğini, hangi kökten, hangi anlamdan türediğini ortaya koyabilmek için işliyoruz. F, A ve Lam şablonuna bu nedenle oturtuyoruz. Arkadaşlar, vezin dediğimiz şey aslında birer üretim hattıdır. Bir fabrika düşünün. Bu fabrikanın içinde farklı farklı ürünler ortaya çıkartan birbirinden ayrı platformlar olduğunu farz edin. Yani içinde onlarca, yüzlerce, yani o kadar olmasa bile sizin bileceğiniz onlarca farklı platformlar, üretim hattı var. Bu üretim hatlarının her biri birer vezindir. Mesela şöyle örnekleyelim. Benim ham maddem ketebe fiili olsun. Baktığımızda ketebe fiili 3 asli harften oluşan sülasi bir fiil kökü. Biraz önce bunun yazdı anlamına geldiğini söylemiştim. Bunu vezinler fabrikama sokarsam içeride mesela 3 farklı üretim hattına soktuğumu farz edelim. Ortaya ketebe ham maddesinden 3 farklı kelime ortaya çıkartmış olacağım. Bunu neyle sağlıyorum? Vezinler sayesinde. Yani üretim hatları sayesinde. Baktığınız zaman ketebe fiil kökünden katip yazan kişi anlamına gelir. Mektup yazılan şey anlamındadır. Ve mektep yazı yazılan yer anlamlarına gelen üç farklı kelime ve kelime türü türetmiş oldum. Ham maddem neymiş? Fiil, ketebe fiili.
Devam edelim. Bir örnek daha. Bu sefer ham maddem cehale fiil kökü olsun. Cehale fiil kökü Türkçe'ye çevrilecek olursa bilmedi. Bizdeki tam Türkçe karşılığı bilmek fiilidir. Hatırlarsanız Arapça fiil köklerinin Türkçedeki gibi bilmek, yazmak, görmek gibi olmadığını, üçüncü tekil şahıs ve görülen geçmiş zamanla çekimlendiğini söylemiştim. Bu bilgiye göre cehale fiil kökü bilmedi anlamındadır. Bunu vezinler yani üretim hattına soktuğumuzda yine birbirinden farklı kelimeler ortaya çıkmaktadır. Mesela meçhul bilinmeyen demektir. Ahmet Haşim'in şiirinden hatırlayın. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Meçhul, bilinmeyen. Bir sıfat türedi bakın fiilden. Sonra bakıyoruz. Cahil, bilmeyen anlamındadır. Bunu neyle sağladım? Ayrı bir vezinle, ayrı bir üretim hattıyla. Ham maddem aynı. Bilmedi kökü, fiil kökü. Ortak ham maddeden aynı ham maddeye bağlı yani anlamsal kopukluk olmayan yine fiil kökümün anlamına uygun farklı kelimeler türetmiş oluyorum. Cehalet, bilmeme durumu bir mastardır, isim fiilidir, ortaya çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi üç ayrı kelime cehale fiilinden türetildi. Ne sayesinde? Vezinler sayesinde. Türkçe'de aslında biz bunu neyle sağlıyoruz? Sondan eklemeli bir dil olduğu için eklerle sağlıyoruz. Mesela göz kelimesine gözden gözlük, gözlükçü, gözlükler gibi eklerle temel kök anlamdan uzaklaşmadan farklı kelimeler türetiyoruz. Arapçada da bu vezinler aracılığıyla gerçekleşiyor. Gelin bir örneği daha inceleyelim. Bu sefer kelime kökümüz yani fabrikaya girmeden önceki ham maddemiz cömertlik etti anlamına gelen karuma olsun. Karuma fiilini karuma şeklinde Arapçada biliyorsunuz açık e yoktur. E şeklinde bir telaffuz olmaz. A'ya yakın bir e vardır. O sebeple keruma şeklinde bunu telaffuz edebiliriz. Fiil köküne bağlı olarak bakın yine üç farklı kelime ortaya çıktı. Nedir bunlar? Birincisi ikram, cömertlik etme, ağırlama anlamına gelir. Yine kerim, cömert, yüce gönüllü anlamına gelen kerim. Ve son olarak kiram, cömertler, yüce gönüllüler yani çoğulu üretilmiş oldu. Nereden? Cömertlik etti anlamına gelen keruma fiil kökünden. İşte arkadaşlar. Bizler vezinler aracılığıyla yani üretim hatları aracılığıyla ortak ham maddeden, ortak fiil kökünden birbirinden farklı merkez anlamdan uzaklaşmadan yeni kelimeler türetiyoruz. Peki Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış metinlerde karşılaşacağımız kelimelerin, Arapça kökenli kelimelerin veznini nasıl tespit edeceğiz? Bir de bunu inceleyelim ki bu bize neyi sağlayacak? Vezni tespit ettiğiniz takdirde kelimenin anlamını da tahmin edebileceksiniz. Mesela ilk örneğimiz olan ketebeden hareket edelim. Hatırlarsanız ketebe fiil kökünden katip, mektup ve mektep kelimeleri türetilmişti. Bunlardan katip kelimesini ele alalım.
Baktığınız zaman katip kelimesinin dört harften meydana geldiği görülür. Benim asli harflerim neydi bu kelimede? Hatırlayın. Fiil kökünde ke, kef yani, te ve be vardı. Demek ki bunlar benim asli harflerim. Dördüncü harf olan aradaki elif, yani kef harfinden sonra gelen elif benim ziyade, yani fazladan, zaid harfimdir. Harekelere dikkat edin. Kef harfinin üstündeki hareke, ke okutan, T'nin altındaki i okutan hareke, kati ve B'nin üzerindeki cezm, durduran, katibi. Bu benim işime yarayacak, vezni bulurken. Ne demiştik? Üç asli harfi tespit ettikten sonra bunları sırasıyla F, Ayn ve Lam harfleriyle eşleştirmem gerekiyor. Gelin eşleştirelim. İlk asli harfim nedir katip kelimesinde? Tabii ki kef. Kef harfimi eşleştirecek olursam karşılığı F harfi olacaktır. Devamındaki asli harfim T demiştik. Bu harfimin karşısına gelecek olan şablon harfimiz neydi? Ayn. Onu da eşleştirdik. Son olarak üçüncü asli harfim olan B'nin karşılığı da lamdır. Onu da eşleştirdik. Bu şekilde üç asli harfimi soketlere oturttum. Şimdi şablon oturdu. Hangi harfim havada kaldı? Tabii ki elif, zaid, sonradan eklenmiş olan harfim. Onu ne yapacağız? Onu olduğu sırada hangi harfe karşılık geliyorsa oraya yerleştireceğiz. İlk asli harfim olan kef'in devamına geldiği için elif, şablon harflerimden F'nin devamına ekleyeceğim. Ortaya ne çıkıyor? Harekeleri de oturttuğunuz zaman fa'il, katib. Bakın ses benzerliğine dikkat. Harekeler ortak olduğu için. Katib, fa'il. Sadece harfleri değiştirdim. Kef yerine F şablon harfimi oturttum. T yerine ayını, B yerine de lamı. Araya bir de o sırada elif olan zaid harfimi ilave ettim. Harekeleri de yerine oturtup okuduğumda ortaya fa'il çıkıyor. Demek ki bu kelimenin vezni fa'il vezniymiş. Arkadaşlar, fa'il vezni ileride daha ayrıntılı göreceğiz. Bir eylemin, bir fiilin kim tarafından yapıldığını ortaya koyan, temsil eden bir vezindir. Yani özneyi oluşturan bir vezindir. Ketebe yazmak fiili ise yazmak fiilini gerçekleştiren kişiyi ortaya çıkartmak için o kelime kökünü yani ketebeyi fail kalıbına sokmam gerekiyor veya veznine sokmam gerekiyor ki özneyi oluşturabileyim. Fail veznine soktuğumuz zaman ketebe fiilinin katib olarak türediğini görüyoruz. Yine ketebe aynı fiil kökünden ketebeden bir başka türetilen kelimemiz olan mektubu inceleyelim. Baktığımız zaman asli harflerimiz sırıtıyor. Zaid harflerimiz de. Ketebe fiilini düşündüğümüzde 3 asli harfimiz hemen aklımıza gelmeli. Kef, T ve B. Bu kelimede de o harfler siyah renkle işaretlenmiştir. Geriye kalan mavi renkli mim ve vav harflerinin zaid harf olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin vezni bulmak için bu harflerimizi sırasıyla F, Ayn ve Lam'la eşleştirelim. Baktığımız zaman ilk asli harfim olan kef F ile T aynla B ise lamla eşleştirildi. Zaid harflerim olan mim ve vav havada asılılar. Bunları ne yapıyoruz? Geliş sırasına göre F, A ve L fealye kalıbının uygun yerlerine ekliyoruz.
Harekeleri de bu kalıp harflerimizin üstüne veya altına eklediğimiz zaman ortaya mef'ul kalıbı ortaya çıkıyor. Vezn ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mektub kelimemizin vezni mef'uldür. Nasıl ki bir fiilin kim tarafından gerçekleştirildiğini, yani öznesini ortaya koymak için fail veznini tercih ediyorsak Arapçada, ondan etkilenen şeyi ortaya koymak, nesneyi ortaya koyabilmek için de mef'ul veznini kullanırız. Yazı yazılan, yazılan şey demektir. Yazmak fiil kökü, fail veznine soktum. Katip oldu, yazı yazan kişi. Mef'ul veznine soktum. Mektup, yazılan şey ortaya çıkmış oldu. Bakın, yeni yeni farklı anlamlarda merkez anlamdan, yani yazmaktan kopmadan farklı kelimeler türetiyoruz. Bir sonraki kelimemize bakalım. Yine ketebe fiilinden türettiğimiz mekteb kelimesi. Artık asli harflerimizi biliyoruz. Kef, T ve B. Burada mim harfinin fazladan, yani ziyade, zaid harf olduğunu görmeniz lazım. Şimdi eşleştirmemizi yapacak olursak kef harfini F ile, T harfini ayınla, B harfini de lamla eşleştiriyoruz. Mim harfi bakın asli harflerimin başına, yani kelimenin başına gelmiş. O zaman kalıbımın da başına ekliyorum. Harekeleri de uygun şekilde feale kalıbımın üzerine, harflerimin üzerine veya altına eklediğim zaman ortaya mef'al çıkacaktır. Mef'al benim veznimdir. Mektep kelimesinin vezni neymiş? Mef'al vezni. Bunu da ileride göreceğiz. Bir fiil kökünden siz o fiilin gerçekleştirildiği mekanı, yeri belirtmek istiyorsanız o fiil kökünü mef'al veznine sokmanız gerekmekte, kalıbına sokmanız gerekmektedir. Mef'al vezni fiilin gerçekleştirildiği mekanı, yeri gösterir. Gelelim işlediğimiz kelimelerden bir diğeri. Örnek olarak yazıyoruz. Cehalet. Hatırlarsanız cehale fiilinden türemişti. Bilmedi anlamına geliyordu. Cehalet kelimesinin asli harfleri nedir? Cehale fiilinden geldiği için cim, he ve lamdır. Bu harflerimi sırasıyla fe, ayın ve lamla eşleştiriyorum. Bakın, aradaki elif ve sondaki t harflerinin havada kaldığını, yani sonradan ziyade olarak eklendiğini, yani zaid harf olduğunu görüyoruz. Bunları da kelimedeki geliş sırasına göre feale kalıbının içine yerleştirdiğimizde ve harekeleri de uygun bir biçimde kelimedeki harekelere uygun olarak yazdığımızda ortaya fealet kalıbı vezni ortaya çıkıyor. Demek ki cehalet kelimesinin vezni fealetmiş. Gelelim ikram kelimesine. İkram. Bu kelimeyi de daha önce göstermiştim. Bundan önceki slaytımızda var. Asli harflerimize bakacak olursak neydi? Fiilden hatırlamaya çalışın. Kerume demiştim. Arapçada E yoktu. Kerume değil. A ile E arası bir ses. Kerume fiilinden türemiştir. Cömertlik etti anlamındadır. Evet, bu fiili ne yapacağız? Bir vezne sokacağız ve ortaya ikram kelimesi çıkacak. Peki bu vezin ne olmalı ki ikram kelimesi ortaya çıkabilsin? Hemen tespit edelim. Kelime kökündeki kef, re ve mim harflerinin asli harfler olduğunu artık biliyoruz.
Bunları sırasıyla F, Ayn ve Lam harflerimle eşleştirdim. Geriye iki elif bakın. Baştaki ve aradaki elif geriye kaldı. Bunlar zaid harfler, ilave harfler. Bunları da feale kalıp kelimemin, şablonumun uygun yerlerine geliş sırasına göre eklediğimde ve harekeleri de koyduğumda ortaya ifal, ikram, bakın ses benzerliği var. Demek ki bu kelimemizin vezni ifalmiş. Bu vezin sayesinde keruma, keruma fiilinden ikram kelimesini türetmiş olduk. Yine aynı fiil kökünden türetilmiş bir diğer kelime. Kerim. Bunun asli ve zayid harflerine baktığımızda kef, re ve mimin asli olduğunu, aradaki y'nin uzatma y'sinin zayid harf olduğunu görebiliyoruz. Sırasıyla f, ayn ve lam harfleriyle eşleştiriyoruz ve zayid harfimiz olan y'yi uygun sırada araya koyduk. Harekeleri de yerleştirdiğimizde ortaya fe'il, fe'il kelimesi yani şablonu, diğer ifadeyle vezni ortaya çıkıyor. Demek ki bu kelimemizin, kerim kelimemizin vezni fe'ilmiş. Son olarak yine kerume fiilinden türetilmiş bir kelimeye bakıp dersimizi noktalayalım. Kiram. Kiram kelimesinin veznini nasıl tespit ediyoruz? Artık işi öğrendiniz. Asli harflerimi buluyorum. Kef, re ve mim. Bunları sırasıyla f, ayn ve lam şablon harflerimle eşleştiriyorum. F, ayn ve lamla eşleştirdim. Zayid harfimi buluyorum varsa ki elif arada sırıtıyor. Onu da uygun sırada yerleştirdim. F, ayın ve lamın neresine gelecek? Ayın ve lamın arasına gelecek. Harekeleri de kiramda olduğu gibi şablonun harflerini eklediğimde ortaya fial, kiram, fial. Bakın ses benzerliği apaçık ortada. Fial vezni ortaya çıkacak. Demek ki kerume fiilini fial kalıbına sokarsanız ortaya kiram kelimesi çıkıyor. Evet arkadaşlar, vezinler konusunu bu şekilde özetlemeye çalıştım. Bundan sonraki derslerimizde daha işimiz kolay olacak. Belli başlı kelime türlerini ve arkasından Arapçada özellikle Osmanlı Türkçesi metinlerini ve bizi ilgilendiren metinlerde sıkça karşılaşma ihtimalimizin olduğu vezinlere bakacağız, kalıplara bakacağız. Bu kalıplardan hangi kelimeler türetilmiş, bunları göreceğiz. Böylelikle hem kelime hazinemiz gelişecek hem de Osmanlı Türkçesi metni okurken karşılaşacağımız Arapça unsur kelimeleri çok rahat bir şekilde veznini bildiğimiz zaman anlamını da rahatlıkla bulabileceğiz, tahmin edebileceğiz. Bir anımı anlatarak dersi bitirmek istiyorum. Daha önce belki anlatmışımdır. Öğretmenlik hayatınızda da bu işinize yarayacak demiştim dersin başında. Bir öğrencim Atatürkçülük teması içinde geçen bir sözden alıntı yaparak yanıma geldi ve şu soruyu sordu. Hocam, müreffeh kelimesi ne demektir? Metin 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer almaktaydı. Atatürk'ün bir sözünün içinde geçiyor. Müreffeh. Allah'tan ki o an müreffeh kelimesinin re, fe ve he yani refah kelimesine dayandığı aklıma geldi. Başındaki müreffeh kelimesinin başındaki mim ve sonundaki he harfinin zayid harfler olduğunu düşündüm ve bunun refah kelimesine dayandığı vezinden hareketle bulduğum zihnimde öğrencinin sorusunu rahat bir şekilde tökezlemeden cevapladım. Bunu yapamasaydım o an öğrencinin gözünden düşmüştüm. Bu da hiç ama hiç iyi bir şey değil. O sebeple kendinizi geliştirmenin bir yolu da ne yapıp edip
bu tarz kelimelerin anlamını tahmin edebilmenizi sağlayacak asli harfler, zâid harfler ve vezin konusunu anlamanızdır.